Tekrar merhaba değerli arkadaşlar. Eğer bu videoya rastladıysanız bu videomun birincisi de var. Onu YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Facebook sayfamda bulabilirsiniz. Bu kadar kitabı tek bir konuşmaya sığdıramadığım için iki bölüm halinde yapmayı uygun gördüm. İkinci bölümü de romanlara ayırdım. Yani felsefeyle ilgili, felsefi düşüncenin temeli olan hangi kitaplar var? Bununla ilişkin kendi önerilerimi ifade etmeye, aktarmaya çalışacağım. Aslında bu romanları ben Hacettepe Felsefe bölümünde, birinci sınıfında Sanata Felsefeyle Bakmak bölümünde Allah rahmet eylesin Sıtkı Erinç hocamın tavsiye ettiği kitaplar ve incelediğimiz kitaplar. Yani bu anlamda bize gerçekten çok çok büyük katkıları oldu. Yani hocamın da çok büyük katkıları oldu ve bu eserler bize yani o yaşlarda yani 20'li yaşlarda inanılmaz bir felsefe öngörüsü sağladı. O yüzden ben bir bölümün ama yani ben tamamen bir 10-15 tane kitap var. Daha kolaylıkla okunan, hani diğerleri de tabii güzel okunan kitaplar ama yani şu an en çok daha gündemde olan kitapları seçmeyi tercih ettim. Birincisi Küçük Prens. Çok şaşırdınız değil mi? Her konuşmamda o kadar çok bahsediyorum. Bir Küçük Prens gezegenden gelip artık yeter falan diyecek herhalde diye düşünüyorum. Hatta Yuhanna Hocam konuşmaların birinde o meşhur soruyu sormuşlar. Issız bedeye düşseniz hangi kitap alırdınız? Ve bize verdiği cevap şu: Küçük Prens. Yani başka hiçbir kitap almazdım. Gerçek felsefe bu kitap demişti. Yani çocuk edebiyatı gibi olsa da gerçek kitabı, gerçek felsefe bu kitapta, başka da kitap almazdım. Yani düşünün, 85 yaşında ömrünü felsefeye adamış benim felsefe profesörü hocam bunu tavsiye etti. Demek ki bunda bir keramet var ve 45'li yıllarda yazılmış. Bununla ilişkin konuşmayı da ben çok detaylı konuşmayı da YouTube kanalında yapmıştım. Oradan bulabilirsiniz. Facebook sayfamdan da bulabilirsiniz. Oldukça 20 dakikalık bir konuşmam var. Çok detaylı bir şekilde alıntılarla beraber okumuştum. Bunu özellikle tavsiye ediyorum. Diğer Martı, onu da bahsettim, bir konuşma konusu yaptım. Yine 1940'lı yıllar, 70'li yıllarda yazılmış olan bir kitap. Richard Bach, bir Amerikalı yazar tarafından yazılmış olan bir kitap. Bir Martı üzerinden özgürlük düşüncesini savunan, insanın o kendi kabuğu içerisinde, kendi halatları içerisinde ne kadar kör dövüşü yaptığını anlatan, simgeleştiren çok değerli kitaplardan birisi. Bunu da benim YouTube kanalımda ve Facebook sayfamda bulabilirsiniz. O yüzden ayrıntıya girmiyorum. Ve çağımızın en klasik kitaplardan birisi Franz Kafka Dönüşüm. Burada hamam böceğine dönüşen bir insanı, bir gece içerisinde hamam böceğine dönüşen bir insanı anlatan bir kitap. Franz Kafka, Çek asıllı Yahudi bir yazarımız. Tam İkinci Dünya Savaşı başlamadan önce Çek'te yaşamış, ne Almanca konuşan bir Yahudi, ne Alman olabilmiş, ne Yahudi olabilmiş, büyük büyük kimlik bunalımları yaşamış olan yazarlarımızdan birisi. Ve yazdıkları kitaplar, yazdıkları notlar yaşadığı dönemde hiç yayınlanmamış. Arkadaşına vermiş. Ölümüne yakın. Hatta demiş ki bunu yak. Yani ben ölümünden sonra yak. Ben bunu görmek istemiyorum. Kendim de yapamadım. Lütfen bunların hepsini yak ve at. Arkadaş onu dinlememiş tabii. İyi ki de dinlememiş ve yüzyılın en büyük çağdaş yazarlarına karşı karşıya olduğumuzu ispat eden kitaplarını ve notlarını yayınlamış. Ve şu an hala okunan, 40'lı yıllarda öldü zannediyorum ve hala çağdaş edebiyat arasında yer alan kitapları yazmış ve hala onlar okunmakta. Ve yani Karanlıklar Prensi, yani karanlıklar içerisindeki Aydınlıklar Prensi diye adlandırıyorum ben. Hem çok karanlık bir düşünce tarzı var ama karanlığın içerisinde bir aydınlık var. Yani iki duyguyu da beraber yaşatan yazıları var, aforizmalar, yani o benzetmeler. Yani insan zihni nasıl böyle bir şeyi hayal edebiliyor, insanı gerçekten çok çok şaşırtıyor. Yani okurken kalıyorsunuz gerçekten. Yani Dönüşüm kitabı da aynı şekilde. Bir gecede hamam böceğine dönüşen bir insanı anlatıyor. Tabii hamam böceklerinden çok korktuğum için başlarda biraz okumak çok zor oldu. Yani yatağın içinde kocaman bir hamam böceği, böyle bacakları, işte o süzgeçleri falan hareket eden bir hamam böceği ve oda büyüklüğünde, yani bir insan büyüklüğünde bir hamam böceği. Yani aslında değişim bu kadar güzel anlatılamaz. Ve o değişime insanların verdiği tepki, ailesinin verdiği tepki, yani onun o değişimi karşısında hissettikleri o korku, panik, yani nasıl değişir, neden değişir? Biz eskisini seviyorduk. George Samsa hatta evi geçindiren bir karakter. Yani maddi anlamda da, manevi anlamda da bütün aile ona bağlı. Ama bu değişim ailede şok yaratıyor. Büyük bir panik başlıyor. Bundan sonra hayatlarımızı nasıl yürüteceğiz paniği başlıyor. Burada düşündükleri George Samsa değil aslında, tamamen kendileri. Ve büyük değişim gösteren kardeşlerine, çocuğuna da tepkiler, yani ablası kardeşi tarafından, annesi babası tarafından, komşuları tarafından ve odasından çıkamayan, yani hamam böceği olduğu için odasından çıkamayan, bu değişimi iliklerine kadar hisseden George Samsa karakteri üzerinden gidiyor. Ama müthiş yani. Yani bir insan nasıl böyle aforizma yapabilir, bu şekilde bir benzetme yapabilir?
kitap okurken içini sızlıyor. Yani aslında sizi anlatıyor. Yani o kadar güzel anlatıyor ki yani değişim karşısında. Yani gelmez mi başımıza ufak bir şey ya bir hayalinizin peşine düşün bir değişim başladığı zaman ne kadar büyük tepkiler alıyorsunuz değil mi? Otur oturduğun yerde. Sen sistemden çıkma, çalış, sisteme hizmet et. Nereden bu değişim fikirleri, nereden geliyor aklına deyip oturtulmaz mı üzerimize? Büyük bedelleri var değişimin ama bu bedeli de ödemeye değer düşüncesini çok güzel yansıtan bir kitaptır. Bunu mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum değerli arkadaşlarım. Diğeri de George Orwell, İngiliz yazar. Asıl adı Eric Blair. Sonra George Orwell adını almış. Tabii okuyanlarınız varsa ilk kitabı aslında Hayvan Çiftliği. Hayvanlar üzerinden eşitlik ilkesini savunan bir kitap yazmış ama asıl ses getiren George Orwell'ın 1984 adlı romanı. İki Dünya Savaşı arasında yazmış, yani birinci ile ikinci Dünya Savaşı arasında. Sovyetler Birliği'nin Stalin'i ve Almanya'nın da Nazi karakterinden, Adolf Hitler karakterinden esinlenerek bir roman yazmış. Okyanus ülkesinde geçen bir roman. Ama yani okurken şunu hissediyorsunuz, bu adam kâhin miydi acaba? Yani o dönemde nasıl bunları düşünebilir, hayal edebilir? Yani tamamen insan duygularının yok sayıldığı, merhamet duygusunun, acıma duygusunun yok sayıldığı, tek tip insan yaratmaya yönelik bir yönetim var. Büyük birader o da. Yani her yerde afişler asılı ve herkesi gözetleyen, şu an bu konuşmayı yaparken bile her yerde kameralar olan, evinizde her adımınızı izleyen bir yönetim. Kıpırdasanız bir yaprak düşse bile haberler olan bir yönetim. Yazmak yok, okumak yok, kitaplar yasak, hiçbir şekilde iletişim yasak, bir merhamet yok. Yani göz göze gelip o sevgi, mutluluk duygunuzu bile ifade edemiyorsunuz. Ve onu ifade ettiğiniz an, bu insani duyguları yok etmediğinizi anladığınız an, anladıkları an büyük bir mahkumiyet başlıyor ve idama kadar gidiyor. Ve beyin yıkama, müthiş bir beyin yıkama, propaganda makinalarıyla beraber yani laboratuvar gibi ortamlara sokuluyor, deney gibi ortamlara ve sürekli insanların zihinleri bu duyguların olmadığına dair yani acımasızlık, birini yok etmek, hatta kendi aile içerisinde muhbirleri bile yetiştiren bir sistem. Tabii yine her şeyde olduğu gibi bu sisteme karşı çıkan bir karakterimiz var burada, Winston karakteri. Ve kitapta bu doğrultuda ilerliyor ama müthiş yani. Bu nasıl düşünebilir, nasıl yazılabilir? Bu da bir felsefi düşüncenin romanlarından birisi. Bunu da mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Yani felsefi düşünceye birebir örnek olan romanlardan birisi. Diğeri de Albert Camus, Fas aslında, Fas Cezayir asıllı bir yazarımız. Aslında oyun yazarı. İlk yazdığı roman bu, yabancı ve çok ses getiren, ilk yazdığı ama çok ses getiren romanlardan birisi. 1957'de Nobel ödülü almıştır. O dönem bir polisi öldüren bir karakter üzerinden, adı olmayan bir karakter üzerinden yazılmış. Tamamen bulunduğu ortama, kendine yabancı olan bir karakter. Yani annesinin ölümüyle başlıyor olay ama annesi ölümüyle başladığı zaman, o duygu dünyasına baktığınız zaman her şey o kadar nesnel yaklaşıyor ki, bulunduğu topluma, kendine o kadar dışarıdan bakıyor ki yani o duygu yok. Yani bir kahve, evde biten bir kahveyle annesinin ölümü arasındaki, annesinin ölümüne verdiği tepkiler aynı. Tamamen kendi içinde ve tamamen nesnel, tamamen kendine yabancı olan bir karakter. Aslında o karakter üzerinden 20. yüzyıl insanı yani bizlere anlatan Camus de bu konuda gerçekten çok çok güzel, çok basit örgüsü var. Çok basit bir anlatımı var ama dehşet yani okurken kendinizi de buluyorsunuz. Ve bu duruma gelmemek için ne yapmamız lazım diye düşünüyorsunuz. Yani ne kadar zor bir şey değil mi yani insanın kendine yabancılaşması. Beden olarak buradasın ama ruh olarak kendine yakın değilsin, kimseye yakın değilsin. Benim bir nesne olarak değerlendiriyorsun, etrafındaki insanı nesne olarak değerlendiriyorsun ve insanı insan yapan en temel özellikleri yok sayıyorsun. Bence bu cehennem. Başka ne olabilir? Ölüm yani yaşarken ölüm. Yani bir başkasını dışlamak, her şeye nesneler bakmak, o düşünceli duygu dünyanı yok saymak, bir başkasını yok saymak bence yaşarken ölmek yani hiç yaşamamak daha iyi. Veya yaşamış gibi kabul etmemek gerekiyor. Yani bu açıdan da kendimizi sorgulamamıza sebep olan çok değerli kitaplardan birisi. Veba adlı bir kitabı daha var ama onu kütüphanemde bulamadım. Muhtemelen birine vermişimdir. O da bir veba salgını üzerinden yine insanın o dayanışması şu an pandemi günlerinde, bu Covid-19 günlerinde yaşadığımız duygulara çok çok benziyor. Yani şöyle bir temeli var onun. Felaketin yazgıya dönüşmesi yani yüzyılımızın insanının temel kaderi olan felaketimizin yazgımıza dönüşmesi ve onu kabullenmemiz. Yani onu sorgulamamamız, yani bu neden başımıza geldi demememiz, yani bunu bir veba salgını üzerinden, yani çok büyük bir veba salgını ve insanların keretlenen insanlar olduğu kadar da kendilerini yani bir anda bir boşlukta bulan insan kitleleri, yani bunu
temelini çok güzel anlatmış. Veba kitabını da okumanızı özellikle tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlarım. Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in portresi, bu da yine bir aristokrat ailenin oğlu Oscar Wilde. Çok güzel bir roman yazmış. Hatta o dönem bayağı tartışmalara da neden olmuş, tutuklanmasına neden olmuş. Hani ahlaki şeyleri sorguladığı için de, yani bazı, yani o dönemde düşük ahlak olarak adlandırılan bazı şeyler de var, anlatımlar da var. Kendine aşık bir karakter. O kadar yakışıklı, o kadar karizmatik ki. Bunu gören bir ressam diyor ki, ben senin bir portreni yapayım, bu portren bende kalsın. O da kabul ediyor. Ama sonra portresini kıskanmaya başlıyor. Karşısında görünce kendisini kıskanmaya başlıyor ve şunu diliyor. Benim yerime portrem yaşlansın. Ben yaşlanmayayım. Ve dediği gibi de oluyor. Kendi yaşlanmıyor. Ama portresi işlediği her günahla, o işlediği o yasak duygularla ve insanı yok sayan, yine etrafı, ahlaki değerleri yok saymakla yavaş yavaş ruhunu şeytana teslim etme süreci. Onun farkına varmıyor ama en son portredeki o fotoğraf onu allak bullak ediyor. Hatta bunun filmi de var. Modern çağa göre uyarlanmış. Yani insan tüylerini diken diken eden kitaplardan birisi. Yani bunu da okumanızı tavsiye ediyorum değerli arkadaşlarım. Diğeri de benim Can Hocam. Allah rahmet eylesin. Bilge Karasu. Hacettepe Üniversitesi'nde kendisinden mantık dersi alma şerefine nail oldum. Gerçekten çok çok şanslıyım. Keşke o zaman anlasaydım ben Bilge Hocam'ın o değerini, o dünya çapındaki yerini. Tabii öğrencilik kafasıyla çok fazla anlamadık ama ben mezun olduktan sonra ve kitapların içerisine girdikten sonra anladım. Gerçekten çok çok büyük bir değer. Ve derslerini dinlerken o kullandığı Türkçe, yani yine bir 10 tane dil biliyordu kendisi. O kullandığı Türkçe, o topluluk içerisindeki duruşu, ifadeleri, hiçbir şeye mata etmemesi, hala o bodrum katında yaşaması, istese neler olabilirdi? Yani şu an milyonlar satan kitaplar var ve çoğu piyasaya hitap eden, çoğu insanların o alıştırma, tüketme alışkanlığı hitap eden kitaplar ama hiçbirine tenezzül etmedi ama kendi yerini buldu. Yani bir şekilde buldu ve hala da bulmaya devam ediyor. Çok erken kaybettik ve hala içim sızlar. Daha nelerinden faydalanabilirdik? Keşke yaşarken değerini anlasaydık diyebileceğim kitaplar değerli arkadaşlarım. Roman serimiz de bu kadar. İnşallah sizleri sıkmamışımdır. Ben ileride hepsini tek tek de konuşma konusu yapacağım. Ben üstün körü anlattım. Ara ara kitap incelemelerimde zaten bunlar sırada olan kitaplardı. Bunları anlatacağım. Bir de bir kulemi de şöyle koyayım. Ben size çok teşekkür ediyorum. Tabii felsefe serim yine devam edecek. Önümüzdeki haftada felsefe hayatımıza neler kazandırır? Bu konuyu kendi görüşlerimi paylaşmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.